Yaklaşık 60 dakika kadar 10 kişi oynadık. 70'te 0-0 neler söyleyeceksiniz? Ya vallahi bilmiyorum siz nasıl gördünüz ama şimdi söylediğimiz zaman da millet diyor ki yok ya biz başka maç mı seyredik? Bu maçın başka türlü bir özeti yok. Çocuklara Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani 10 kişi kalmamıza rağmen sanki 13 kişi biz oynadık. Kaçırdığımız gol pozisyonları var. Çok büyük işte 30. dakikada 10 kişi kalınca bir puanın değeri de fazla oluyor, büyük oluyor. Bir de çok önemli bir oyuncumuzun atılması. Hiç aklımızda olmayan bir pozisyon. Ona rağmen net pozisyonları biz kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Müsabakanın hocasını çok iyi niyetli, çok genç, çok iyi bir hakem de olacak ama çok önemli bir penaltı pozisyonu var. Fikret'in gittiği pozisyonda %100 penaltı. Hem de iki kere elinden alıyor. Herhalde çekilmiştir, onu seyrederiz herhalde. İnşallah. Vallahi söylenecek tek şey var. Allah razı olsun çocuklardan. Maça gelen arkadaşlarımıza, taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Tabii rakibin pozisyonunda bir takımdan yani 11-11 oynasaydık bir puan bile hiç mutlu etmezdi. Ama hem oynanan futbol hem çocukların mücadelesi hem de yaklaşık 70 dakikaya yakın 10 kişi oynamamız orada yoksa başka yerde çok iyi bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Zorlu bir Hacettepe deplasmanıydı. 0-0 10 kişi kaldık. Neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi Hacettepe 12 haftadır yenilmeyen bir takım. Genç, dinamik bir takım. Gençler Birliği'nin pilot takımı gibi. Genç oyunculardan kuruldu. Biz de yani maçtan önce onlar kadar koştuğumuz zaman onlara tepki vereceğimizi biliyorduk. Gerçekten 70 dakika buradan 10 kişi kalıp da bir puan almak gerçekten çok önemliydi. Bu puanın zamanı gelince zaten telafi edeceğiz. Ama buradan deplasmandan alınan bir puan her zaman bir avantajdır. Bizim gerçek maçlarımız Gümüşhane ile birlikte başladığını düşünüyorum. İnşallah buradan daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yani şampiyon olacağız. Başka bir yolumuz yok. Biz Sakaryaspor'uz. Bu ligin eğer en iyi takımıysak, büyük camiasıysak biz şampiyon olmak için kurulduk. O yüzden burada herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyorum. Zorlu Hacettepe deplasmanı 0-0'lık beraberlik. 10 kişi kaldık. Neler söyleyeceksiniz? Ya gelirken tabii ki galibiyet için geldik. Önemliydi. Geçen hafta içeride puan kaybetmiştik. Maçı kazanmak istiyorduk. İyi de mücadele ettik. Ama erken 10 kişi kalmamız bizi zorladı. Hacettepe'de bu ligin en az gol yiyen takımı. Zorlu geçeceğini biliyorduk. Direndik. Bu arada mücadele ettik. Gol pozisyonuna da girdik. Atamadık. Yapacak bir şey yok. Deplasmanda kazanmış bir puan bir puandır. Şimdi diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi bizim sezon sonuna kadar ki olan hedefimiz devam edecek. Hiçbir şekilde ondan vazgeçmeyeceğiz. İnşallah iyi bir seri yakalarız. Tekrar yukarıya yaklaşırız diyorum. Evet, Sakaryaspor'a en son transfer eden Yunus'la birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir maçtı. Rakip takımın çok iyi mücadele ettiğinin farkındaydık. Ama biz de bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İnşallah bu maçın telafisini yapacağız. Ama şunu da unutmayalım ki bir puan da çok önemli. İnşallah bu bir puan bizi şampiyon yapar. İnanıyoruz. Sezon sonuna kadar, son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkürler, sağ ol.